Dizimizin yeni bölümünden herkese merhaba. Biz yine yeni bir bölümle ve çok değerli bir konukla karşınızdayız. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi merhaba hocam. Merhaba Ayça'cığım. Yine çok sakinim. Evet, evet. İki haftadır böyle oluyor. Evet, tutuyorum kendimi. Sezon sonuna doğru patlayacaksın diye korkuyorum. Evet, bir şeyler düşünüyorum. Bir prodüksiyon fikirlerim var deyip konumuzla sohbete geçmeden önce hemen kısaca bir gündem değerlendirelim diyorum. Tamam. İlk sözü ben alabilir miyim? Tabii ki. Çünkü küçük bir şovum var. Hazırsanız bir şov yapma ihtiyacı içerisindeyim. Bizim iki tane çok değerli takipçimiz var. Birisi İknur Koyaduman, birisi Asuman Dağsal Güler. Annelerimiz. Annelerimiz, evet. Bu haftaya dair de Asuman teyzeden şöyle bir yorum geldi. Kalbimdeki Deniz dizisini atlamışız biz bunca hafta. Evet, hiç bahsetmiyorsunuz. Benim en çok izlediğim dizi dedi. Evet, atladığımız bir dizi ve benim alışkanlık olarak bakmadığım bir ekran aslında. Bir baktık ki hani reytinglerde de gayet iyi. Aynen öyle. Sonra mahcup olduk tabii. Asuman teyzeciğim, ben izleyeceğim ve haftaya daha detaylı yorumlarımla karşınızda olacağım diyerek şovumu yapıp kısaca diğer haberlerimize evet. Geçebiliriz. Bende bir Netflix Türkiye'den bir haber var. Netflix Türkiye ofisi Türkiye'de bir yapım şirketiyle yerli içerik üretmek üzere anlaştı. Bu bayağı bir anons edildi. Hatta Netflix partisi bayağı bir medyada da gündem oldu. Bu platformun hani burada içerik üretecek olması kıymetli bir şey. Farklı bir şey olacağını bekliyorum. En azından belki süre açısından. Aynen öyle. Bir yeni bir şey var, proje var Dolunay ismiyle. Orada aslında hem çok bildiğimiz hem de çok bilmediğimiz bir isim var. Yağmur Ünal. Daha önce bir sinema filmi yapımcılığı üstlenmişti. Çok beklediği başarı olmayınca farklı bir alana, televizyona yöneldi. Şimdi Dolunay adlı bir dizi hazırlığındalar. İlerleyen günlerde daha detaylı bir şekilde paylaşıyor olacağız. Ama onun da ipucunu vermiş olalım. Hızlı evet. Bir an önce konumuza geçmek istiyoruz. Bugün aslında hani uzun zamandır beklediğimiz çok kıymetli bir konuğumuz var. Hemen onu anons edelim ve onunla sohbet edelim istiyorum ben. Sevgili Zerrin Tekindor, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Çok teşekkürler. Stüdyomuza gelmiş geçmiş en zarif kadınlardan birisiniz diye çok düşünüyorum. Çok tatlısınız, sağ olun. Çok yoğun temponuzun arasında da zaman ayırdığınız için hani gerçekten çok kıymetli bu zaman şu anda. Ve çok size böyle bir sürü soru sormak istiyoruz. Allah. Kara Sevda'nın çekimleri hala devam ediyor. Devam ediyor, evet. Bir sezon daha devam mı edecek? Hayır, etmeyecek. Artık son 4-5 bölümün içinde bizim çekimler... Yani Haziran'ın galiba ortası tamamen bitmiş olacak. Sizi böyle sanki televizyon izleyicisi aslında Matmazel Deniz karakteriyle daha çok tanımış gibi oldu. Yani öncesinde ben İstanbul Masalı'ndaki o psikiyatr rolünüzden hatırlıyorum. Hatta biraz böyle YouTube'dan da onları izledim tekrar. Nostalji oldu benim için. Ben unuttum. Ama en çok herhalde televizyon izleyicisinin aklında yer eden rolünüz Matmazel Deniz'di. Ondan sonraki rollerle birazcık ben onu hep böyle bağdaştırarak aslında sizi izledim ve hemen hemen bütün karakterlerinizde biraz Gülten farklıydı. Böyle bir cool kadın rolleri var. Biraz yani böyle... Aslında Kurt Seyit de farklıydı yani onlardan. O çok izlendiğimi bilmiyorum yani ben maalesef hani reytingleri çok fazla takip edemiyorum. Yani daha doğrusu oynadığım diziyi bile oyun oynadığım için aynı akşamlar onları bile doğru düzgün izleyemiyorum. Yani yakalayabildiğim kadarıyla daha sonradan izliyorum. Çok bilgim yok aslında kendi dizim bile olsa. Yani size böyle bir yapışan bir rol gibi mi bu Yo. Tip şeyler hep? Hani hep Hayır. aynı şey mi geliyor? Biz kendilerimizle konuşurken şeyi hayal ettik de yani aslında sizi bir sitcom'da izlemek ne kadar Keşke. Güzel olurdu diye. Tabii canım. Onu yani her oyuncu öyle bir şey olsun ister ama neyse yani gelen teklifler öyle oldu. Yani zaten Ay Yapım çok iyi bir yapım şirketidir. Ben de bütün şimdiye kadar yaptığım işleri onlarla yaptım. Yani onların yönlendirmesiyle falan oldu aslında. Yani işte biz burada seni istiyoruz dedikleri zaman bir de çok seviyorum yani ekip olarak onları. Biraz öyle oldu.
Yani Gülten hakikaten çok değişikti. Evet, benim de en eğlendiğim karakterdi aslında. Kuzey Güney'de. Evet, Kuzey Güney'de. O tabii farklıydı. Hele Matmazel'den sonra çok farklıydı. Hatta, ama Matmazel'i de oynarken Aşk-ı Memnu'da biraz böyle sıkılırdım. Yahu bu hiç mi espri yapmaz? Bu kadın böyle yani çocuklarla öyle makaralar bir şeyler. Yani böyle ay ben sıkılırdım yani. İki sezon devam etti. Yani çok da sevdim. Zaten senaryosu çok iyiydi. Çok güzel yazılıyordu diyaloglar ve böyle bu şimdi neyin nesi, nasıl söyleyeceğim bilmem ne. Hiç böyle müşküle düşmediğiniz harika bir senaryo geliyor zaten elinize. O da işinizi çok kolaylaştırıyor. Öyle zevkle yapmıştım ama sıkıldım yani ben Matmazel'in yani çekimler sırasında. Ondan sonra da öyle bir şey oldu ama fark etmez. Yani oyuncu tabii ben tiyatro yaptığım için aslında her türlü şeyi oynuyorsunuz ama televizyonun yapısı daha farklı. Sizi evet belki bir karakterle daha yakın ve daha doğru buluyorlar. Ve o minvalde gidebiliyor teklif ettikleri şeyler. Ama yani keşke daha çeşitli olsa. Çünkü öyle farklı karakterlerle tanışmayı ben tiyatroda da çok sevdiğim için hiç öyle şu role özlem duyuyorum gibi şeylerim olmadı yani. Onu oynamayı çok isterdim. Hiç hayatımda böyle bir cümle kurmadım. Hep böyle yeni tanışmayı seviyorum rolle. Yani o dizide de keşke öyle geniş bir skala olsaydı da ben de daha eğlenseydim. Çünkü oyunculuk yaparken eğlenmek çok önemli. Her işte herhalde ama böyle düşünmeniz çok güzel. Ben şey soracağım şimdi Ay Yapım deyince de aklıma geldi. Senaristi Aşk-ı Memnu'nun Ece Yörenç'ti. Evet. Ve dışarıdan bir stalker olarak söylüyorum. Siz Ece Yörenç ile aynı zamanda yakın arkadaşsınız sanırım. Evet. Öyle gözlemliyorum. Instagram stalker. Evet yani farklı mecralardan stalklayarak bu veriyi elde ettim. O projenin size gelişi yani sizinle beraber mi başladı? O aslında, karakteri siz mi düşünmüştünüz en başta? Yok şöyle, ay pardon sözünüzü kesmiş gibi oldum ama. Şöyle oldu, ben Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncuydum. Yani İstanbul'la hiç alakam yoktu. Bundan 14 galiba yanlış olmasın yıl önce buraya İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldum. Yani normal devlet tiyatrosunda oyunumu oynuyorum, gene resim yapıyorum. Hayat benim için Ankara'da neyse o şekilde devam ederken ben Ankara'da bir mini dizide oynamıştım. Ama başı sonu olan ve bölüm sayısı belli olan bir diziydi. Yine devlet tiyatrosunun oyuncuları oynamıştı. Ece beni orada görmüş aslında. Biz hiç tanışmıyorduk. Sonra buraya geldiğinde daha Ay Yapım kurulmamıştı. O zaman Elma Vizyon vardı. Senaryo yazıyor Ece. Ama gerçekten beni düşünerek yazıyor. Benim tabii bunlardan hiç haberim yok. Sonra Ekrem Çatay beni davet etti. İşte oraya gittiğimde Elma Vizyon'a dediler ki böyle bir senaryomuz var. Ne zaman çekeceğiz? Tam tarihleri belli değil. Ama beğenirsiniz sizinle çalışmak istiyoruz. Ay okudum. Yani hemen okudum bir saat içerisinde. Dedim ki bunu ne zamansa yapıyorsanız. Ben bunu oynarım işte çok beğendim dedim. Sonra senaristimiz de burada falan dediler merhaba falan diye biz tanıştık. Sonra böyle senaryonun o hoşluğu aklıma takıldı. Yani ben bir yerde hemen okudum sonra aradım onları. Sonra dedim ki Ece Hanım orada mı? Evet burada dediler. O zaman öyle şey yoktu yani cep telefonu bilmem ne hani öyle bir şey bağlantılar da yok. Yani cep telefonu var da yani öyle hemen ulaşabildiğin falan öyle tabii bir şey yok. Değil. Ben laf olsun diye öyle Ay Yapım'a yani o zamanki Elma Vizyon'u aradım. Dedim ki orada mı Ece Hanım? Ondan sonra evet ben dedim işte şurada kahve içiyorum Nişantaşı'nda bir yerde. Ondan sonra gelir misiniz dedim bir konuşalım bu ne iş. Ondan sonra o da geldi hemen. Aa, o kadar tatlı biri çıktı ki. Ondan sonra hep hayatımda oldu. Yani birbirimizi çok sevdik, hala da öyle. Yani o tabii benim anlattığım şeylerden ne bileyim ben oğlumla ilgili bir şey anlatıyorum, eskiden bir anı anlatıyorum falan böyle. O kadar zeki, o kadar cinlidir ki Ece. Ondan sonra abi bakıyorum bilmem kaçıncı bölümde karşıma geliyor. Yani ne yapmamı istediğini hemen anlıyorum. Yani öyle bir kolaylığı oldu aslında. Yani biz bunu anlamadık Zehir Hanım diyorlar mesela settekiler. Tam ben anladım onu diyorum. Öyle ilginç şeyler oluyordu tabii. Ama onun yazdığı her şeyi her zaman memnuniyetle oynayabilirim. Çok yetenekli çünkü. Zevk yani onu yazdığı böyle şeyi bir oynamak. Herhalde oyuncu senarist buluşması büyük bir şans olsa evet, gerek evet. Yani. İki evet. Taraf için de.
Evet, inşallah onun için de öyledir yani. Şimdi de Kara Sevda'da böyle resim yaptığınız sahneler var epey. Oraya bir gönderme var değil mi? Yani evet, orada mesela ne yapabilir falan dediklerinde. Tabii benim hayatımda da böyle bir şey olduğu için onlara da daha yakın geldi herhalde. Ben de tamam dedim. Yani çok fazla kullanmadık aslında, böyle 3-5 kere öyle bir sahnem oldu yani resim yaparken. Ondan sonra ama bilmiyorum artık yani, öyle uygun gördüler, ben de zorlanmadım yani o sahnelerde. Peki aynı anda tiyatroda yapıyorsunuz, aynı anda resimde yapıyorsunuz. Hani hangisi daha önde? Tiyatro diye tahmin ediyorum ama hani hissim yani sahnede kadar... olmak mı yoksa hani... Hepsi. Ne yapıyorsam o. Yani o an resim yapıyorsam benim için o önemli. Tiyatrodaysam o. Dizideysem o. Aslında ayırmıyorum yani. Birkaç tane de sinema filmi oldu. Evet. Yani 3 tane. Ama böyle küçük küçük roller yani. O kadar da böyle... En son İstanbul Kırmızısı'nda evet. izledik sizi. Ondan sonra öyle. Ama yani hangi işi yapıyorsanız... Hayatımda o kadar birbirine bağlı gitti ki bütün hepsi, resim yapmakta, oyun oynamakta. Hiç aralarında bir fark görmüyorum yani. Hepsini zevkle yapıyorum, hangisini yapıyorsam. Herhalde sevmek asıl olan. Ben alıyorum şimdi. Büyülendim gibi oldu bir an. Bir, evet, daldın. Evet, sizi izlemek çok zevkli. Oo, evet. Çok teşekkür ederim. Şeye soracağım. Ben sizinle ilgili tabii bir şeyler bakarken internetten yorumlar. Yine bir stalk peşindeyim. Hepimiz yapıyoruz zaman zaman. Özellikle tiyatro sahnesinde sizi takip eden ve inanılmaz hayran olan bir kitle olduğunu fark ettim. Çünkü genelde hep şeydir ya bu, diziyle beraber tanınırlık artıyor ama aslında işte daha öncesinde daha bilinmeyebiliyor tiyatro oyuncuları. Gerektiği kadar bilinmiyor gibi bir ön yargı var. Fakat size çok hayran bir tiyatro seyircisi olduğunu fark ettim. Ama onun dışında Aşkı Memnu ile beraber gelen büyük bir popülerlik var ve şimdi Kara Sevda inanılmaz başarılı bir dizi. Yurt dışında da çok fazla takip ediliyor. Bu çok... süreçte oyuncu olarak siz nasıl etkileniyorsunuz? Yani tiyatro yapıyorsanız, hani Ankara Devlet Tiyatrosu'ndayken ben, tiyatro izleyicisinin, yani sürekli tiyatroya giden insanların bildiği biriydim, evet. Çünkü onlar hep oyunlara gidiyorlar. Ben de hep oynuyorum, illa karşılaşıyoruz yani. Her sezon beni bir yerde görüyorlar. Dolayısıyla beni... Evet, tiyatroyu takip eden izleyici bilirdi. Fakat tabii Ankara'da böyle televizyonda, filmde öyle bir sektör olmadığı için, yani var da çok az, oralarda da ben yoktum. Dolayısıyla beni oralardan bilemezler. Ama tiyatro seyircisi bilir. Ben buna alışkındım ama tiyatroda bu şekilde oynayan birinin hani meşhur olmak gibi derdi yoktur. Sadece oyununu iyi oynamak ister. Hani böyle oyununu sevmek ister ve bunu sürekli bir şekilde yapmak ister. Ona heyecan duyar. Başka da bir şey yoktur. Ben gene resim yapıyordum, gene oyun oynuyordum. Ama İstanbul'da tabii televizyon inanılmaz bir sektör ve ben de şaşırdım. Fakat böyle bir beklentim hiçbir zaman olmadı. Yani hala beni nereden, yani biri merhaba dediği zaman ay kimdi diye düşünüyorum. Hala düşünüyorum. Yani hatta bir çok tatlı bir hanım bir yerde merhaba dedi. Ay Zehrin Hanım merhaba dedi. Ben merhaba dedim, böyle dönüyor. Allah'ım kimdi? Ay ne olur zorlamayın dedi. Biz tanıyoruz sizi dedi. Siz bizi tanımıyorsunuz dedi. Ay Allah'ım yarabbim dedim, bu da gelecekmiş demek ki başıma. Yani bana da sürpriz oldu ama yani sonuçta benim hayatımda değişen bir şey yok yani. Yarın da bitebilir. Böyle de gidebilir. Çok fark eden bir şey değil yani. Öyle ama evet. Hep hoş şeylerle karşılaşıyorum. O da çok mutlu eden bir şey sonuçta. Belki de hani o televizyonun yarattığı büyük kitle bir taraftan siz hani belki daha önce tiyatro sahnesini izlemeyen insanları da hani oraya yöneltmiş olacak. Güzel bir şey. Böyle bir artısı var. Evet, güzel. Tabii, bir şey. Tabii iyi bir şey. Ne olacak? Tiyatro çok kıymetli bir sanat yani. Ben de o kadar severek yapıyorum ki hiç de vazgeçmedim. Hiç böyle boş sezon geçirmedim. Yani bir sezonda 4 tane farklı oyunda oynadığım da oldu. Yani çok mutlu ediyor beni tiyatro sahnesi. Shakespeare's Globe'da sahneye çıktınız. Hani bu çok kıymetli tabii bir şey canım. Aslında. Yani dekor kostüm dersinde, sahne tekniğinde bizim çizimini yaptığımız
bir sahne, büyü gibi bir şeydi yani orada hakikaten 1800 kişinin karşısına çıkmak. Yani çok şanslı buluyorum kendimi. Peki tiyatro demişken bir taraftan da hani tiyatrocu da bir oğlunuz var aslında. Onun yönettiği oyunlarda oynamak nasıl bir haz veriyor? Ay çok onunla güzel. Beraber aynı ortamda hani iş arkadaşı olmak, evet. Çalışmak. Yani ben biraz mesafeyi bilemeyebilirdim ama o böyle tak diye koyduğu için haliyle geri bastım yani. Çünkü böyle ay ben ne kadar güzel bir şey buldum falan diye böyle atlayasım oluyor zaman zaman. Ama o böyle böyle bir mesafe koyuyor. Tamam diyorum ben de anlıyorum. Sonra evde çok konuşuruz. İlginç. Hep evde anne diyen çocuk orada zehrin sen şöyle zehrin bir herkes gibi davranıyor falan. Allah Allah ben onu yapamazdım yani. O böyle tuhaf bir profesyonellikle bu işi yapıyor. Ama onu çok yaratıcı, çok özel buluyorum ve çok rahat çalıştım. Yani Kim Korkar Hain Kurt'tan da. Ve çok mutlu oldum, çok gurur duydum. Her şey çok hoştu benim için. İnşallah her zaman yapabiliriz. Harika, öyle birlikte. İnşallah. Bizim daha önceki konuklarımızdan da hem tiyatro yapıp hem dizi yapan konuklarımızın hep yakında bir şey var. Dizi sürelerinin ve set çalışma saatlerinin uzunluğu. Ve biz tabii her bölüm neredeyse bundan bahsediyor oluyoruz. Bu konu yani siz ne kadar çalışıyorsunuz? Ben direkt böyle net soruyorum yani. Çünkü bazen şey hissi geliyor. Bu insanlar galiba günde 28 saat çalışıyor falan gibi bir his geliyor bana. Yani maalesef tabii o oyuncu için geçerli bir şey değil ama teknik ekip için evet öyle. Yani onlar dükkanı açıyorlar ve dükkanı kapatıyorlar. İki ekip olmasına rağmen inanılır gibi değil. Yani çok saçma sapan bir süre tabii böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde olamaz. Ayrıca kalitesini de düşüren bir şey bu. Yani derli toplu bir hikayeye derli toplu bir şekilde ve bütün yani ışığıydı, işte ne bileyim görselliği her şeyiyle yani metniyle çok kaliteli bir halde gösterebilecekken bunu yapamıyorsunuz maalesef. O dolgu oluyor. Öbürü saçma sapan bir diyalog. Ay ben bunları daha geçen bölüm söylemedim mi? Ben evde çekeyim göndereyim yani. Bunun aynından vardı falan diyorsunuz artık. Çünkü lüzumsuz bir sürü sahne çekmek zorunda kalıyorsunuz. O da yani tamam artık böyle o kadar cevval ve o kadar hızlılar ki. Ama yine de bu doğru düzgün zamanlarda olsa elbette biz daha nitelikli şeyler seyrederiz. Hepimiz de içinde daha mutlu oluruz. Yani bitmek bilmeyen sahneler bir dizi yani bir bölüm içerisinde 300 sahne nedir? Yani onu çek bitmiyor. Yani böyle kabus gibi programlar. Yani o hepimizi rahatsız ediyor ama özellikle rejide, prodüksiyonda falan çalışan insanlar için daha beter. Yani ben sonuçta 2 gün gidiyorum, 3 gün gidiyorum, belli saatlerde gidiyorum. Yani onu da çok güzel programlıyorlar aslında. Yani ben öyle neler çekiyoruz diyemeyeceğim. Yani öyle tamam evet 6'ya kadar olmuş ama çok kalabalık bir sahne oluyor. Çok ender oluyor. İşte ne bileyim o sezon içerisinde 2 ya da 3 kere başınıza gelebilir böyle bir şey. Bu da yani dün geceki de onlardan biriydi. Yani öyle hayatımız öyle sabahlara kadar çekim yaparak geçmiyor. Çok da anlayışlı davranıyorlar. Yani oyununuza saygı gösteriyorlar. İşte şurada sergim var ona gitmek zorundayım. Bilmiyorum. Yani sizin özel hayatınızdaki programa da çok imkan tanıyorlar. Yani hakikaten onların canı çıkıyor. Bize bir şey olmuyor yani. Şu anda Oyuncular Sendikası'nı yeniden başlattığı aslında bir hashtag var. Bir bildiri yayınladılar. Yerli dizi yersiz uzun çok diye. Çok doğru tabii yıllar biliyorum. Önce 5-6 yıl önce tekrar gündemdeydi. Şimdi tekrar tabii, böyle 90 dakika için oldum. Yapılıyordu bu. Evet. Şimdi artık açtı gitti yani. 130 dakikalarda galiba. Yani ben de nasıl izleyeyim yani ona can mı dayanır Allah aşkına bitmek bilmiyor reklamıydı olsaydı böyle olacak iş değil yani hakikaten bunu yapabileni tebrik ederim yani ne diyeyim? Bunun arkasından hemen şey soracağım kısa vadede bu işin dönüşebileceğini ya da değişebileceğini düşünüyor musunuz? Peki? Yani doğru düzgün tabii bu bütün yapım şirketleri senaristler bilmem ne yani galiba birlik olamıyorlar yani problem orada çünkü herkes aynı kararı verse. Niye olmasın? Zaten olması gereken de o. Yani hepimiz için olması gereken o. Yani bilmiyorum birçok iyi oyuncu o nasıl bir süre deyip bunu kabul etmiyor. Haklı. Evet, evet. Ya da başlıyor ve çok kısa süre sonra hani o tempoda tabii. Olmak istemeyip çıkıyor. Tabii elbette. Burada herhalde artık anlaşılması gereken nokta kanallar oldu. Yani yayıncılar
olmakla anlaşılsa, çünkü yapımcılar da bu durumu destekliyorlar diye görüyoruz. En azından bu hashtag'e yani katılanlar da, evet, destek olanlar da. Hani sonuç önemli. Yani bunu çok ciddi hep bir araya gelip doğru bir karar vermeleri lazım yani. Belki bu dijital platformlar konusundaki girişimler dönüştürecektir sektörü diye düşünüyorum. Umarım. Ama sizin onları takip etme fırsatınız oluyor mu? Evet, yani ben Londra'dayken birazını takip edebildim ama zamansızlıktan olmadı. İzleyeceğim yani. Öyle bir şansımız olduğu için, böyle bir rahatlığımız olduğu için. Ama ben çok beğendim yani izlediğim şeyleri de. Umarım devamı gelir. Gelecek gibi gözüküyor aslında. İlk başta konuştuğumuz Netflix Türkiye'nin de burada yerli içerik üretmeye başlamasıyla hani biraz gençleri de çeken, en azından hani televizyon içeriğini televizyondan izlemeyen gençleri de çekecek bir platformlar oluşmuş oldu. O içeriklerin ben uzun vadede sektörün kendisine de çok faydalı olacağına inanıyorum aslında. Umarım, süre açısından yoksa da bu yani olacak iş değil. Çok saçma. Çok saçma. Tekrar senaryo kısmına geri döneceğim. Burada geçen hafta Yeşim Burul konuğumuzdu ve şöyle bir şey konuştuk. Sinemadaki o Yeşilçam ekolü artık değişti, dönüştü. Yeni hikayeler peşine sinema sektörü. Ama o Yeşilçam etkisi dizi senaryolarında devam ediyor hala demişti. Ben de Kara Sevda'da Kerem Alışık'la oluşturduğunuz partnerlikte ve o hikayede gerçek bir Yeşilçam izler gibi hissediyorum. Siz oynarken onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öyle bir hissi var mı? Aslında senaryosu biraz öyle şekillenmiş, öyle düşünmüşler. Tabii canım, yani zaten Kerem Alışık olunca yani onun doğasında o var yani. O yatkınlığı da var. Hep zaten küçük küçük hikayeyi oraya da kaydırıyor bilmem ne. Küçük böyle ilaveler falan da yapıyor. Ya şunu yapma falan da diyoruz yani biz ona, ama eğleniyoruz da yani öyle. Evet, o tat var gerçekten. Peki bu senaryolar geldiğinde, karar verdiğinizde acaba bunu kim izler? Yani bunun izleyicisi, hani genel izleyici mi olur, AB mi olur, öyle şeylerle ilgilenir misiniz? Hiç ilgilenmem. Çünkü sadece teklif edilen senaryoya bakıyorum. Oynayan kişilere bakıyorum. Karaktere bakıyorum. Hani benim için o hepsi tamamsa onun için de o şekilde bulunuyorum. Yoksa yani pek de benim işim olduğunu da düşünmüyorum. Yani sadece beni ilgilendiren kısmına bakıyorum. Yani hani çünkü ne fikir verecek durumum var, çünkü ne senaryonun içindeyim ne yapımın içindeyim. Ben sadece ben böyle bir iş teklif edildi, onun içerisinde kendimi görebiliyor muyum'a bakıyorum. Benim için önemli olan o. Yani bir de istikrarlı bir şekilde devam etmesi. Yani mesela karakterin bilmem nerede başlayıp kel alaka bir yerde bitmesi falan. Onlar değil de nedir şimdi bunun akıbeti, ne oluyor, nereye gidiyor? Çünkü ummadığınız, çünkü baştan sona bilmiyorsunuz ki iki sezonun senaryosunu. Onlar da bilmiyorlar zaten. Hikaye nereye gider, o karakter nereye gider? Onlar da önemli ama bir kabaca nedir ne değildir onu öğrenmek istiyorum. Bu karakter kimdir? Geçmişinde ne vardır sizin başlattığınız noktadan diye? Evet, nedir ne olacaktır? Onlar önemli yani. Aslında maalesef keşke böyle çok belirleyici olmasa ama bu sayısal veriler, reytingler çok belirleyici sektör için. Ve hani bazen biz de çok sık konuşuyoruz. 3 bölümde biten diziler oluyor ya da seyircinin alışık olmadığı büyük prodüksiyonlar biz heyecanla beklerken kalkıyor. Kurt Seyit ve Şura mesela böyle bir işti benim için. Onun içerisinde olan bir oyuncu olarak siz nasıl değerlendiriyorsunuz o süreci? Çünkü çok büyük bir beklentiyle ve çok hatırlıyorum hala teaserlarını. İnanılmaz ses getiren tanıtımlarla girdi. Ben devam edeceğini bekliyordum. Ama Ve aslında çok etkileyici bir senaryo, çok etkileyici bir görselliği vardı dizinin. Tasarımı. Evet, ne yazık ki kısa yani, sürdü. Ama o matematiği bir çeşit çözülemeyen de bir iş değil mi? Çok haklısınız. Ben de onu bilmiyorum. Yani sonuçta iyi bir senaryo vardı. Ondan sonra iyi de çekiliyordu. Oyuncular gayet iyiydi. Yani onu ben de bilmiyorum. Yani çok çok iyi oyuncularla hiç olmayacak, yani reytingi olmayan, dediğiniz gibi 3 bölümde kalkan şeyleri de biliyoruz yani. Ne güzeldi, ben bunu seyrederdim diyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz son derece düşük reytingleri ve olmuyor. Yani bunun tersi de oluyor. Allah'ım bunu kim seyrediyor diyorsunuz. O da deli reytingler alabiliyor yani. Benim bildiğim bir şey değil o. Aynen öyle.
Peki çok kısa vaktimiz varsa Ayça sana bakayım. Efe'nin sesini duydum çünkü kulağında. Yani resimlerinizden hayranlıyım aslında. Ay teşekkür ve ederim. Ve o böyle o güzel gözlü kadınlar çiziyorsunuz. Ben onları kendimce öyle şey okuyorum. Böyle Contemporary İstanbul'da falan böyle karşılarında durup böyle bayağı bir şey bakmıştım. Yani tiyatro eğitiminizden sonra da bir de üstüne aslında resim eğitimi de alıyorsunuz. Bilkent'te okuyorsunuz. Evet, Bilkent resim bölümüne gittim. Özel öğrenci olarak Halil Akdeniz'in atölyesine. 4 yıl oradaydım. 90-94 arası. Ama Bedri Baykam geldi, onun atölyesindeydim. Sonra Mehmet Güleryüz geldi, oradaydım. Yani şahane bir dönem geçirdim aslında. Hocalar çok çok iyilerdi. Dolu dolu devam etti. Ondan sonra da işte Halil Akdeniz'in şeyiyle artık sen başla sergilere falan deyince öyle sergiler oldu. 17 tane sergi oldu. Müthiş. Hala da devam ediyor. Yani birazcık şimdi yurt dışında falan olmaya başladı. Yani Miami'deydi, ondan önce Belçika'daydı, ondan önce pardon daha sonra en son New York'taydı. Öyle çok güzel, çok iyi fuarlar var. Oralara gittim falan. Öyle o da devam ediyor yani. O da benim hiç hani şu zaman başladım diyebileceğim bir iş olmadığı için. Ben kendim bildim bileli resim yaparım zaten. Ama böyle eğitim falan olmayınca da hep bildiğiniz, ulaşabildiğiniz, işte kıvırabildiğiniz şeyleri yapıyorsunuz. Kendinizi zorlayacak, yol bilmiyorsunuz, yöntem bilmiyorsunuz. Yani bir şeyin içinde kapalı kalıyorsunuz. Bilkent'in bu şeyde tabii bana çok faydası oldu. Çok hocalar da çok çok iyiydi. Dünya kadar şey öğrendim ve böyle o bilgilerle daha farklı. O zaman işte yaratıcılığınıza da faydası oluyor. Malzemeyi daha iyi tanıyorsunuz. Başka dünyalar gittikçe tabii o işin içinde olduğunuz için araştırıyorsunuz, ilgileniyorsunuz. Bir sürü ressam tanıyorsunuz, bir sürü teknik. Bunların çok faydası var. Ben de öyle sadece hani yağlı boya yapayım, sadece akrilik yapayım falan değil de meraklıyım da öyle tuhaf malzemelere falan. Ondan sonra o da çok iyi oldu. O da zevkle devam ediyor. İnşallah harika. Öyle yaratıcılığım da devam eder de sürer gider öyle. Ben de Efe'den izin isteyerek son bir soru soracağım. Efe'cim beni affet ve lütfen yayını kesme deyip kesmez tabii ki de ben öyle biraz acındırdım kendimi. Şimdi Kara Sevda bu sezon bitecek. Evet. Ondan sonrası için ben biraz dinlenirim ve tiyatro ve resim yaparım sadece gibi bir fikriniz var mı yoksa yeni bir oyun yani gelir, hiç bilmiyorum. Gelirse? Hiç öyle ben öyle planlar hiç yapmam yani. Böyle hakikaten istemediğim yerde 5 dakika durmam gibi bir şeyim vardır. Bunda çok çok kıymetli Adnan Turani'nin bölüm başkanıydı Bilkent'te. Onun atölyesine gitmiştim. Çok da tatlıydı Nur İçinde Yatsın. Geçenlerde rahmetli oldu. Ondan sonra o bana demişti ki böyle resim yapıyor, resmi anlatıyor ama ben onun fırçalarını yıkıyorum. Sonra bana tavuk yapıyordu, beraber tavuk yiyorduk falan böyle. Çok tatlı anılarım vardır onunla. Asansör çağırdım atölyeden çıkarken. Giderken Zehrin'cim dedi, tatlım dedi istemediğin yerde 5 dakika durma tamam mı dedi. Tamam dedim ben de. Sonra asansöre bindim. Allah'ım dedim 83 yaşında bir adam neden böyle bir şey söyledi bana. Aa, ondan sonra ne kadar işe yarayan bir şeymiş. Hep onu yaptım. Onun için de bilmiyorum yani dizi mi olur, oyun mu, şey mi, sinema mı. İstemediğim yerde 5 dakika durmayacağımı biliyorum. İyi ki de buraya gelmişim. Ondan sonra ama ne yapacağımı bilmiyorum. Artık iyi şeyler olur umarım. Bu da bizim kulağımıza küpe olsun. Evet. Güzel bir motto. Aynen öyle. Ben de yıllar sonra böyle demek istiyorum. Bir gün Zerrin Hanım bizim programımıza gelmişti ve bunu söylemişti. Bu yuvayı anlatmıştı demek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Çok tatlı. Çok harika bir sohbet oldu. Tadı damağımızda kaldı diyebilirim evet, çok ama. Çok teşekkürler. Benim için de öyleydi. Hocam söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok çok teşekkür ederim tekrar. Ben de teşekkür ederim. Ayağınıza ağzınıza sağlık. Sağ olun. Dizimizin bu bölümde sonuna geldik. Çok heyecanlı ve keyifli bir sohbetti hepimiz için. Bir sonraki bölüm yine biz YouTube'da olacağız. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bizi internetten takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Çok heyecanlıyım fark ettiğiniz üzere. Görüşmek üzere.